Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizinle birlikte güncel bilgiler videomuzun serimizin 10.sunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte harika tam 50 tane bilgi, kültür, sanat, edebiyat alanında öğreneceğiz. Eğer hazırsanız arkadaşlar videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz önemli, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Eğer aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımız Sorularımızı tek tek okuyacağız ve ben size kısa kısa bu zaman vereceğim. Sonradan arkadaşlar birlikte cevaplayacağız. 50 tane bilgi öğreneceğiz. Muhakkak 3 ya da 5 tane soru olarak sınavda karşınıza gelebilir. Bu video sonuna kadar benimle izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. Ocak 2022 tarihinde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şöleni anlatan 50 metrekarelik mozaik bulunan Germanika antik kenti aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Sorumuz bu. Arkadaşlar, 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şöleni anlatan 50 metrekarelik mozaik bulunan Germanika antik kenti hangi ilimizdedir? Sorumuz bu. Arkadaşlar, yapılan kazılarda bu şehir Kahramanmaraş ilimizde tespit edilmiş. Bu favorim sorularından bir tanesi budur. Bunu muhakkak not alın. Bu sene bunu sorabilirler. Güzel bir soru. Germanika antik kenti arkadaşlar bugün nerede bulunuyor? Ocak 2022'de yapılan kazılarda Kahramanmaraş ilimizde. Doğru cevap şıkkımız D şıkkı sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. 1934-2022 yılları arasında yaşamış Yeşilçam'da 230'dan fazla filmde rol alan 13. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın yardımcı kadın oyuncu ödülünü değer görülen sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu. 1934 ve 2022 yıllarında yaşamış 13. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görülmüş sinema oyuncumuzu soruyor arkadaşlar. Bu oyuncumuz arkadaşlar Diler Seraç'tır. Yani cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 1934-2022 yılları arasında yaşamış 230'dan fazla filmde rol almış ve 13. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görülmüş Diler Seraç. Çok güzel bir bilgi ve soruydu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Amasyalı Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım gibi temsilcilerin yer aldığı küfi, nesih, sülüs gibi yazı türlerinin yer aldığı Türk İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel, harika bir bilgi. Buyurun arkadaşlar, süreniz başladı. Arkadaşlar, temsilcileri arasında Amasyalı Şeyh Hamdullah, Hafız Osman'ın yer aldığı, Mustafa Rakım'ın yer aldığı, küfi, nesih ve sülüs gibi yazı türlerinin de yer aldığı Türk İslam sanatı arkadaşlar hat sanatıdır. Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar C şıkkıdır. Bu da çok güzel bir soru. Sorularda, sınavlarda gelebilme ihtimali yüksek bir soru tarzıdır sevgili arkadaşlarım. Demek ki temsilciler arasında Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım gibi kişilerin yer aldığı Türk İslam sanatı hangisidir arkadaşlar? Hat sanatıdır sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Çingene Kızı mozaiği ile özdeşleşen Zeugma Mozaik Müzesi aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Sorumuz bu arkadaşlar. Çingene Kızı Mozaiği ile özdeşleşen arkadaşlar şu an Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer aldığı ilimiz arkadaşlar Gaziantep ilidir. Gaziantep ili. Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar hangisi? A şıkkı. Çingene Kızı Mozaiği ve Zeugma Mozaik Müzesi'nin yer aldığı ilimiz aynı zamanda yemekleriyle çok iyi biliniyor, gastronomiyle Gaziantep ili sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar.
Hababam sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile, Çöpçüler Kralı gibi filmlerde rol alan, Ocak 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybeden usta sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar, Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile, Çöpçüler Krallık gibi filmlerde rol almış. 2019 tarihinde ocağında hayatını kaybeden usta sinema oyuncusu arkadaşlar hepimizin çok sevdiği ve filmlerini severek izlediği Ayşen Gurun da ünlü oyuncu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 6. sorumuz arkadaşlar 1954 tarihinde doğan Titanic, Terminator, Avatar filmlerinin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. ...1954 tarihinde doğan Titanic, Terminator ve Avatar filmlerinin de yönetmenliğini yapmış kişi arkadaşlar James Cameron'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Demek ki Avatar hepimizin seyrettiği, yine Titanic çok severek Terminator filmlerinin yönetmeni James Cameron'dır. Doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 7. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Nisan 1919 yılında Yamanlar oyununda Emel rolüyle ilk kez sahneye çıkan ilk Türk kadın Müslüman oyuncu. İlk Türk Müslüman kadın oyuncu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. 1919 yılında Yamanlar oyununda Emel rolünü oynamış. İlk kez sahneye çıkmış ilk Türk kadın oyuncu arkadaşlar Afife Jale'dir. Afife Jale ilk Türk Müslüman kadın oyuncudur. Sahneye çıkmış Emel rolüyle çıkmış 1919 yılında. Çok güzel bir bilgi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. İnşallah sıkılmıyorsunuz. Videomuzu bu şekilde götürüyoruz arkadaşlar. Geldik harika 8. sorumuza. 8. sorumuz. Belleğin Azmi adlı eseriyle tanınan sürrealist akımın önemli temsilcilerinden kabul edilen ressam aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Belleğin Azmi adlı eseriyle tanınan sürrealist akımın önemli temsilcilerinden kabul edilen ressamı bize soruyor arkadaşlar. Bu ressam arkadaşlar Salvador Dali'dir. Salvador Dali. Belleğin Azmi adlı bir eseri yapmış resmi. Aynı zamanda sürrealist akımın da önemli bir temsilcisi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. 9. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 1925-2006 tarihleri arasında yaşayan Kibar Feyzo, Eğrelti Gelin, Selvi Boylum, Al Yazmalım adlı filmlerle tanınan yönetmen aşağıdakilerden hangisi sorumuz bu? Çok güzel bir soru. Süreniz başladı arkadaşlar 5 saniyelik. Arkadaşlar 1925 ve 2006 tarihleri arasında yaşamış Kibar Feyzo, Eğrelti Gelin, Selvi Boylum, Al Yazmalım adlı filmlerle tanınan ünlü yönetmen arkadaşlar Atıf Yılmaz'dır. Atıf Yılmaz'ın bu harika filmlerini yıllardır biz izliyoruz. Kibar Feyzo, yine çok sevdiğimiz Eğrelti Gelin arkadaşlar. Bir de Selvi Boylum, Al Yazmalım. Hangi yönetmenin filmleri? Atıf Yılmaz'ın. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız hangisi arkadaşlar? C şıkkı. 10. sorumuz arkadaşlar. İlk Türk operasının bestecisi, ilk Türk operasının bestecisi ve devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk operasının bestecisi arkadaşlar. Aynı zamanda ilk devlet sanatçısı kimdir? Bunu bize soruyor. 5 saniyelik süreniz başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk Türk operasının bestecisi ve ilk devlet sanatçısı arkadaşlar Ahmet Adnan Saygun'dur arkadaşlar. Ahmet Adnan Saygun güzel bir bilgi. Ülkemizin ilk devlet sanatçısı unvanını almış. Aynı zamanda opera sanatçısı, ilk besteci
Doğru cevap şıkkımız hangisi arkadaşlar? D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 11. sorumuz. Oyuncuları arasında Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan gibi isimlerin yer aldığı 1963 yılı yapımlı Susuz Yaz filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. 5 saniyelik süreniz başladı. Oyuncuları arasında Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan gibi isimden yer aldı arkadaşlar. Susuz Yaz filminin yönetmeni arkadaşlar Metin Erksan'dır arkadaşlar. Metin Erksan Susuz Yaz filminin yönetmeni Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan'ın yer aldığı 1963 yılı Susuz Yaz filminin demek yönetmeni kim arkadaşlar? Metin Erksan'dır. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. 12. sorumuza bakıyoruz. Önemli yapıtları arasında Avignonlu Kızlar, Avignonlu Kızlar, Guernica yer alan kübizmin kurucusu olan ressam aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar önemli yapıtları arasında Avignonlu Kızlar ve Guernica yer alan kübizmin önemli temsilcisi, önemli ressam, ünlü ressam Pablo Picasso'dur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Avignonlu Kızlar ve Guernica kimin eserleri arkadaşlar? Pablo Picasso'nun eserleri. 13. sorumuz arkadaşlar. 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınan ünlü sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden ve hepimizin Mahmut Hoca olarak bildiği ünlü sinema oyuncusu arkadaşlar Münir Özkul'dur. Hepimiz severek filmlerini izledik. Kendisini beğenerek hep izlerdik. Mahmut Hoca, Hababam sınıfında Mahmut Hoca rolüyle hepimiz Münir Özkul'u hatırlıyoruz. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Cevap şıkkımız Cizre'ydi. 14. sorumuz arkadaşlar. 1842-1910 yılları arasında yaşamış Mimozalı Kadın Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserleriyle tanınan ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel bir soru. 5 saniyeniz başladı arkadaşlar. 1842-1910 yılları arasında aşağıda yaşamış Mimozalı Kadın Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserleriyle tanınan ünlü ressam arkadaşlar Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey. Bu da çok güzel bir soru. Buna notu alabilirsiniz. Bu sorulabilir bu sene. Sınavda doğru cevap şıkkımız B. Demek arkadaşlar Mimozalı Kadın ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserleriyle tanınan ünlü ressam arkadaşlar kim? Osman Hamdi Bey. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Geri dönüşlerinizi muhakkak bekliyorum inşallah. Yok, sıkılmıyorsunuz. Geldik 15. harika sorumuz arkadaşlar. 1943-2000 yılları arasında yaşamış olup Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Köyden İndim Şehire, Çöpçüler Kralı gibi filmlerde rol alan ünlü sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? 5 saniyelik süreniz başladı arkadaşlar. 1943-2000 yılları arasında yaşamış ünlü Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Köyden İndim Şehire, Çöpçüler Kralı filmleriyle tanıdığımız ünlü sinema oyuncusu arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Hala da filmlerini severek izlediğimiz Kemal Sunal'dır arkadaşlar. Kemal Sunal bu ünlü, bu bilinen şu anda yine de izlenme rekorları kılan bu filmlere rol almış ünlü sinema oyuncumuzdur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 16. soru. Malkoçoğlu Battal Gazi gibi karakterleri canlandıran asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan Türk sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Süreniz başladı arkadaşlar. Malkoçoğlu Battal Gazi'de oynamış. İpucumuz bu. Hepimiz bunu biliyoruz arkadaşlar. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan sinema oyuncumuz arkadaşlar. Hepimizin bildiğimiz sevgili Cino abimiz yani Cüneyt Arkın.
Allah uzun ömür versin hala kendisi. Filmlerini biz de severek izlerdik. Hayatta Allah uzun ömür versin. Doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 17. sorumuz arkadaşlar. 1840-1917 yılları arasında yaşamış düşünen adam Havva Öpüş gibi yapıtlarıyla tanınan ünlü Fransız heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? 5 saniyelik süreniz başladı arkadaşlar. ...1840-1917 yılları arasında yaşamış düşünen adam Havva Öpüş gibi yapıtlarıyla tanınan ünlü Fransız heykel tıraş arkadaşlar August Rodin'dir. August Rodin demek ki düşünen adam Havva ve Öpüş gibi yapıtlarıyla tanınıyor. Ünlü Fransız bir heykeltıraş sevgili arkadaşlar. Doğru cevap şıkkımız D şıkkı sevgili arkadaşlar. 18. sorumuz arkadaşlar. 1888 tarihinde yapılmış olan yağlı boya manzara çalışması Mont Majur'da Gün Batımı adlı tablo aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Arkadaşlar 1888 tarihinde yaşamış yağlı boya manzara çalışması olan Mont Majur'da Gün Batımı adlı eseriyle tanıdığımız bilinen ünlü ressam arkadaşlar Vincent van Gogh'tur. Vincent van Gogh demek ki Mont Majur'da Gün Batımı adlı çalışmasıyla biliniyor. Burası doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Geldik arkadaşlar 19. son harika sorumuzdan bir tanesi. 1918-2015 yılları arasında yaşamış Cumhuriyet'in divası olarak da bilinen Türk müziği sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar 1918-2015 yılları arasında yaşamış Cumhuriyet'in divası olarak tanınan ünlü Türk müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'dır arkadaşlar. Müzeyyen Senar demek ki hangi lakapla tanınıyor? Cumhuriyet'in divası lakabıyla tanınıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar 20. sorumuz. Vaspurkan Kralı 1. Godik tarafından 915 ile 921 yılları arasında yaptırılan Akdamar Kilisesi aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? Arkadaşlar süreniz başladı. Arkadaşlar Vaspurkan Kralı Godik tarafından yaptırılmış olan Akdamar Kilisesi, ünlü Akdamar Kilisesi bugün Van Gölü'nde bulunuyor. Yani Van ilimizin sınırları içerisindedir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım 20. sorumuz böyleydi sevgili dostlarım. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Süreniz başladı. Arkadaşlar 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminin yönetmenini soruyor bize. Arkadaşlar Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Kıymetli dostlarım, sevgili öğrenciler. Demek ki Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay sevgili arkadaşlarım bu sene bu da sorulabilir sorular arasında. 22 1880-1931 yılları arasında yaşamış Türk ordusunun İstanbul'a girişi Atatürk Köylülerle isimli eserleri bulunan ressam aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlarım? Süreniz başladı. Arkadaşlar 1880-1931 yılları arasında yaşamış Türk ordusunun İstanbul'a girişi Atatürk Köylülerle adlı eserin sahibi Mehmet Ruhi Arel'dir. Mehmet Ruhi Arel sevgili arkadaşlar demek ki Türk ordusunun İstanbul'a girişi ve Atatürk Köylülerle isimli iki tane çalışması var ve bu ressam kimdir arkadaşlar? Mehmet Ruhi Arel'dir sevgili arkadaşlarım. 23. sorumuza geldik. 1971 yılında çekilen
çekilen başrolünde Orhan Gencebay'ın oynadığı Bir Teselli Ver adlı filmin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Sorumuz bu. ...1971 yılına çekilmiş ve başrolünü Orhan Gencebay'ın da oynadığı Bir Teselli Ver filminin yönetmeni arkadaşlar, bize sorulan bu filmin yönetmeni Ömer Lütfi Akat'tır arkadaşlar. Ömer Lütfi Akat başrolünü Orhan Gencebay'ın oynadığı Bir Teselli Ver filminin yönetmenidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 24. sorumuz, 1956 ve 2019 yılları arasında yaşamış Hacı Ağa Zorunda Mıyım, Gelmezsen Gelme isimli eserleriyle tanınan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Süreniz başladı arkadaşlar. 1956-2019 yılları arasında yaşamış Hacı Ağa Zorunda Mıyım, Gelmezsen Gelme isimli eserleriyle tanınan sanatçı arkadaşlar, bize sorulan bu. Arkadaşlar bu eserlerin sahibi Dilber Ay'dır. Allah rahmet eylesin, 2019'da vefat etti. Dolayısıyla Hacı Ağa Zorunda Mıyım, Gelmezsen Gelme eserlerini birçok kez ondan dinledik. Dilber Ay cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 25. sorumuz, Kuzey'in Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak da adlandırılan inci küpeli kız tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir? Sorumuz bu. Kuzey'in Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak bilinen ince küpeli kız tablosu hangi ressama aittir arkadaşlar? Bu eser Jons Vermeer'e ait arkadaşlar. Jons Vermeer bu eserin sahibi. Demek ki Kuzey'in Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak bilinen ince küpeli kız tablosu hangi ressama arkadaşlar? Jons Vermeer'e ait. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar D şıkkı. Geldik 26. sorumuz. 1943-2015 yılları arasında yaşamış, sinemaya 1972'de Sev Kardeşim filminde canlandırdığı avukat rolüyle giriş yapan sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Süreniz başladı. 1943-2015 yılları arasında yaşamış, sinemaya 1972'de Sev Kardeşim filminde avukat rolüyle giriş yapan ünlü sinema oyuncumuz arkadaşlar Zeki Alasya'dır. Zeki Alasya, Allah rahmet eylesin. Birçok filmini severek izlemeye devam ediyoruz. Demek ki Sev Kardeşim filmiyle avukat rolüyle sinemamıza giriş yapan ünlü sinema oyuncumuz hangisi arkadaşlar? 2015 yılında da vefat etmiş Zeki Alasya. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 27. sorumuz, dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre Kilisesi aşağıdakilerin hangisine yer almaktadır arkadaşlar? Sorumuz bu. Dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre arkadaşlar kilisesi nerede bulunmakta? Arkadaşlar bu kilise şu an Hatay ilimizin sınırları içerisinde bulunuyor. Hristiyanlığın ilk kilisesidir. Aynı zamanda bir mağara. Hristiyanın ilk kilisesi bir mağara şeklinde Saint Pierre şu an Hatay'da. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. Bu da güzel bir bilgi, sorularda sorulabilir. Bu gelebilir. Arkadaşlar 28. sorumuz, 1173 yılında inşasına başlanan eğik durumda olan Pisa Kulesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Sorumuz bu arkadaşlar. 1173 yılında arkadaşlar inşasına başlamış ve eğik durumda olan Pisa Kulesi şu an İtalya'da bulunmaktadır arkadaşlar. İtalya'nın da sembolüdür. Pisa Kulesi eğik bir yapıda olduğu bilinen bir yapıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Demek ki Pisa Kulesi şu an nerede arkadaşlar? Pisa Kulesi İtalyan sınırları içerisinde sevgili arkadaşlar. 29. sorumuz, 1938-2017 yılları arasında yaşamış Hababam Sınıfı
Sinema filminde Güdük Necmi karakterini canlandıran sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu sevgili arkadaşlar. 1938 ile 2017 yılları arasında Yaşamış Hababam sınıfında Güdük Necmi karakterini canlandıran ünlü sinema oyuncumuz arkadaşlar Halit Akçatepe'dir. Allah rahmet eylesin, 2010 yılında, 17 yılında vefat etmiş. Güdük Necmi olarak da hepimiz biliyoruz ve filmlerini severek izlemeye devam ediyoruz. Doğru cevap şıkkımız D şıkkı arkadaşlar. 30. sorumuz arkadaşlar. 1479-1481 yılları arasında İstanbul'da yaşamış oğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 1479-1481 yıl arasında İstanbul'da yaşamış ve 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentili Bellini'dir arkadaşlar. Gentili Bellini 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in bir portresini, bir resmini yapmış ve günümüze kadar bu eser gelmiş. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 31. sorumuz arkadaşlar. Bal, Yumurta, Süt ve Buğday isimli filmlerin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Bal, Yumurta, Süt ve Buğday isimli filmlerin yönetmeni arkadaşlar Semih Kaplanoğlu'dur. Semih Kaplanoğlu Yumurta, Bal, Süt ve Buğday isminde farklı ve çeşitli filmler yapmıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Farklı bir soru tarzıydı sevgili arkadaşlar. 32. sorumuz. Hat sanatının inkılapçısı olarak bilinen batılı anlamda resim yapan ilk ressamımız aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Süreniz başladı. Arkadaşlar hat sanatının inkılapçısı olarak bilinen ve batılı anlamda da ilk resim yapan ressamımız hangisidir? Sorumuz bu. İlk batılı anlamda resim yapan ve hat sanatının da inkılapçısı olarak bilinen kişi Mustafa Rakım Efendi'dir. Bunu not alın. Bu sene çıkabilecek sorular arasında duruyor sevgili arkadaşlarım. Demek ki hat sanatının inkılapçısı ve batılı anlamda ilk ressamımız hangisi arkadaşlar? Mustafa Rakım Efendi'dir arkadaşlar. 33. sorumuz. Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı aşağıdaki uygarlıkların hangisine aittir? Arkadaşlar dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı Kırgızlara ait bir destandır. Demek ki Manas Destanı kime ait arkadaşlar? Kırgızlara ait önemli bir destandır. En önemli özelliği nedir? Dünyanın en uzun, yazılmış en uzun destanıdır sevgili arkadaşlarım. 34. sorumuz arkadaşlar. 1949-2016 yılları arasında yaşamış Hababam Sınıfı, Yol, Mavi Boncuk, Ah Nerede filmlerine rol almış sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu. ...1949'da 2016 yılları arasında yaşamış Hababam Sınıfı, Yol, Mavi Boncuk ve Ah Nerede filmlerine rol almış ünlü sinema oyuncumuz arkadaşlar Tarık Akan'dır. Tarık Akan hepimiz filmlerini severek izlemişizdir, izliyoruz hala. 2016 yılında vefat etti, Allah rahmet eylesin. Doğru cevap şıkkımız hangisi arkadaşlar? B şıkkıdır. 35. sorumuz. Milli Mücadele dönemini konu edinen Zeybekler tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir sevgili arkadaşlar? Milli Mücadele dönemini konu edinen Zeybekler tablosu hangi ressamımıza aittir arkadaşlar? Bu tablo arkadaşlar İbrahim Çalı'ya ait bir eserdir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Bu da güzel bir bilgiydi. Milli Mücadele dönemini konu edinen Zeybekler tablosu İbrahim Çalı'nın bir eseri. 36. sorumuz arkadaşlar. 1984 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen şiirlerini Değişler
Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarında toplamış olan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 1984 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen şiirlerini Deyişler, Sazımdan Sesler ve Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarında toplamış olan halk ozanı elbette Aşık Veysel'dir. Aşık Veysel bu önemli eserlerin sahibi, ünlü halk ozanı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 37. sorumuza geldik arkadaşlar. 1918 ile 2015 yılları arasında yaşamış Benzemez Kimse Sana, Kimseye Etmem Şikayet, Gündüzüm Seninle isimli eserleriyle tanınan ses sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Sorumuz bu. 1918-2015 yılları arasında yaşamış Benzemez Kimse Sana, Kimseye Etmem Şikayet, Gündüzüm Seninle isimli eserlerin sahibi ve 2015 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'dır arkadaşlar. Müzeyyen Senar demek ki 2015 yılında vefat etmiş. Benzemez Kimse Sana, Kimseye Etmem Şikayet, Gündüzüm Seninle adlı önemli eserleri seslendirmiş. Önemli eserle tanınan ses sanatçısı, sanatçımız. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar C şıkkıdır sevgili dostlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 38. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204 yılında yapımı başlanan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi günümüzde hangi ilin sınırları içerisinde yer almaktadır arkadaşlar? Sorumuz bu sevgili arkadaşlar. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204 yılında arkadaşlar inşa ettirilen Gevher Nesibe Hatun Hastanesi, Şifahanesi günümüzde Kayseri ilinin sınırları içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Demek ki Gevher Nesibe Şifahanesi, Hastanesi şu an nerede? Kayseri ilimizin sınırları içerisinde. Güzel bir soru. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır arkadaşlar. 39. sorumuz. 1931 yılında yönetmenin Muhsin Ertuğrul'un yaptığı Mısır, Türkiye, Yunanistan ilk ortak yapımı sesli film aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Güzel bir soru. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un yaptığı Mısır, Türkiye ve Yunanistan ilk ortak yapımı film arkadaşlar İstanbul Sokaklarında adlı filmdir. Demek ki İstanbul Sokaklarında adlı film Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı ilk Mısır, Türkiye ve Yunanistan ortaklığında yapılmış ilk sesli film. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Bu da çok güzel bir bilgiydi. Bunu da not alabilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. 40. sorumuza geldik arkadaşlar. 1921 yılında çekilen Türk sinemasında ilk komedi filmi olan Bican Efendi, Vekil Harç'ın yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? 1921 yılında çekilmiş Türk sinemasının ilk komedi filmi Bican Efendi, Vekil Harç'ın yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar 1921 yılında çekilmiş ilk komedi filmi olan Bican Efendi Vekil Harç filminin yönetmeni Hüseyin Şadi Karagözoğlu'dur. Demek ki Hüseyin Şadi Karagözoğlu Bican Efendi Vekil Harç isminde ülkemizde ilk komedi filmini çekmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E'dir. Bu da çok güzel bir bilgidir. Sevgili arkadaşlar not alabilirsiniz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Arkadaşlar abone olmayı, kanalıma destek olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Geri dönüşleriniz benim için kıymetli. 41. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan'a ait değildir? Mimar sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar Süleymaniye Camii Mimar Sinan'a aittir. Selimiye Camii Mimar Sinan'a, Mihrimah Sultan Mimar Sinan'a, Şehzade Camii de Mimar Sinan'a aittir. Sultan Ahmet Camii
Arkadaşlar Mimar Sinan'ın bir eseri değildir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 42. sorumuz arkadaşlar. Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybeden İstanbul'un gözü olarak bilinen foto muhabiri aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Ekim 2018 tarihinde arkadaşlar hayatını kaybetmiş ve İstanbul'un gözü lakabıyla tanınan ünlü ressam arkadaşlar Ara Güler'di. Ara Güler İstanbul gözü olarak biliniyordu ve ünlü bir foto muhabiriydi arkadaşlar. Bir ressam, bir fotoğrafçıydı. Affedersiniz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkı. Çok güzel bir bilgi sevgili arkadaşlarım. 43. sorumuz arkadaşlar. Türkiye'nin ilk kadın karagöz ustası aşağıdakilerden hangisidir? 43. sorumuz bu şekilde. Arkadaşlar Türkiye'nin ilk kadın karagöz ustası Merve İlken'dir arkadaşlar. Merve İlken demek ki Türkiye'nin ilk kadın karagöz ustasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 44. sorumuz. Dondurmam Kaymak adlı filmiyle ünlenen Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? 44. sorumuz. Dondurmam Kaymak adlı filmle ünlenen Ocak 2018 tarihinde arkadaşlar hayatını kaybeden ünlü oyuncu Turan Özdemir'dir arkadaşlar. Turan Özdemir demek ki 2018'de hayatını kaybetmiş. Dondurmam Kaymak adlı filmle ünlenmiş bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 45. sorumuza geldik. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan, son olarak da Diriliş, Ertuğrul Düsün'e rol alan sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetmiş Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı diziyle tanınan ünlü oyuncu ve en son Diriliş Ertuğrul'da da rol almış olan ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dır arkadaşlar. Ayberk Pekcan çok genç yaşta, 50 yaşlarda kaybettiğimiz ünlü bir oyuncumuz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da Allah rahmet eylesin Ayberk Pekcan'a sevgili arkadaşlar. 46. sorumuz. 1956 ile 2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, ilk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen, Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncumuz aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? Güzel bir soru. Arkadaşlar 1956 ile 2012 yılları arasında yaşamış, birçok filmde, dizide rol almış, 200'den fazla Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de en iyi kadın oyuncu ödülünü almış ve 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncumuz Fatma Girik'tir sevgili arkadaşlar. Yakın zamanda vefat etmişti. Biz de filmlerini severek izlerdik. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 47. sorumuz arkadaşlar. 47. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden, çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren ve çizimlerini gerçekleştiren illüstratör aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden, çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren ve çizimlerini gerçekleştiren ünlü illüstratör arkadaşlar Selçuk Seymen'dir. Selçuk Seymen Cin Ali'ye hayat vermiş. Aynı zamanda çizimlerini yapmış. Ünlü bir illüstratördür. Sevgili arkadaşlar doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 48. sorumuz. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu karakterini canlandıran sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?
Bunu bize soruyor arkadaşlar. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetmiş Kurtlar Vadisi'nde Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu karakterini canlandıran arkadaşlar ünlü sinema oyuncumuz arkadaşlar Bozkurt Kurç. Kuruçtur arkadaşlar. Bozkurt Kuruç. Demek ki 2000 Ocak 2022'de hayatını kaybetmiş ve Kurtlar Vadisi'nde de oynamış ünlü bir oyuncudur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 49. sorumuz arkadaşlar. 49. sorumuz. Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybeden göz göze şansım açıldı. Ömrümü çalan yıllar kal benimle. Kalbimin kadını dinlensin şarkılar ve Yunus gibi albümlere imza atan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru. Aralık 2021'de hayatını kaybetmiş, göz göze şansım açıldı, ömrümü çalan yıllar, kal benimle, kalbimin kadını dinlenesi şarkılar ve Yunus gibi ünlü albümleri çıkaran ve hayatını kaybeden arkadaşlar ünlü sanatçımız Faruk Tınaz'dır. Faruk Tınaz demek ki arkadaşlar göz göze şansım açıldı, ömrümü çalan yıllar, kal benimle dinlenesi şarkılar ve Yunus gibi ünlü albümleri çıkarmış ve 2021'de de hayatını kaybetmiş sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap şıkkımız C şıkkı. Bu videomuzun son sorusu 50. sorumuz arkadaşlar. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet Çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü'ne değer görülen 2021 tarihinde hayatını kaybeden profesör felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Çok güzel bir soru. Sorulara gelebilir. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet Çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü'ne değer görülmüş. 2001 yılında hayatını kaybeden ünlü felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı'dır arkadaşlar. Teoman Duralı demek ki kendisi bir felsefe profesörü. 2000 yılında yaptığı çalışmalarla Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü almış ve 2021 tarihinde hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizinle birlikte tamı tamına 50 tane yeni güncel kültürel işte edebiyat sanat anlamda bilgi öğrendik. Videoyu sonuna kadar benimle sabırla dinlediğiniz için hepinize gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Video bitirmeden önce tekrardan destek amaçlı kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendi sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.